Avrupa'nın Türkçe haber bülteni Camide Gündem'den herkese merhaba. Tarihler 16 Eylül 2024 pazartesini gösteriyor. Ben Ferhan Köstoğlu, yine öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Haberimize başlarken yine her zaman olduğu gibi beğeni, takip ve paylaşım noktasında ricada bulunarak bu desteği sizden isteyerek geçelim gündemin sıcak başlıklarına. Bugün gündemimizde neler var? Maalesef üzücü bir gelişmeyle başlayacağız. Almanya'da Türkiye kökenli bir anne ile henüz 5 yaşındaki çocuğu bir yangında hayatını kaybetti. Gelişmeleri aktaracağız. Öte yandan yine uzun süredir gündemimizde olmayan koronavirüs yeniden gündemimize girdi. Sebebini sizlerle paylaşacağım. Maske önerisi var, aşı önerisi var. Öte yandan Almanya'da seçimlerle ilgili de bir gelişme var. Malum gelecek yıl Almanya'da seçimler düzenlenecek. Seçimler öncesi hükümetten de hem emekliler hem de çalışanları ilgilendiren çok önemli reform adımları söz konusu olacak. Detayları birazdan size aktaracağım. Bugün Eyüp Sabri Tuncel kolonyalarını konuşacağız. Nedeni de bu kolonyaların Avrupa'da yasaklanması. Şirketten de bir açıklama var. Öte yandan malum Türkiye'de her yıl Kırkpınar yağlı güreşleri düzenlenir. Bu yağlı güreşler Almanya'da düzenlenir mi diye soracak olursanız hafta sonu bu yönde çok güzel bir etkinlik vardı. Biz de o etkinlikteydik. Onun detayları da haber bültenimizde olacak. Avrupa'nın Türkçe haber bülteni Camide Gündem başlıyor. Yayınımıza bizi de derinden sarsan bir gelişmeyle başlıyoruz. Almanya'nın başkenti Berlin'in kuzeyindeki Eberswalde semtinde Türkiye kökenli bir ailenin yaşadığı binada çıkan yangında anne ile 5 yaşındaki oğlu maalesef feci şekilde can verdi. Urfalı oldukları öğrenilen anne ile küçük oğlunun yangın esnasında camdan seslerini duyurmaya çalıştıkları ancak başarılı olamadıkları öğrenildi görgü tanıklarının ifadeleriyle. Yangın esnasında babanınsa işte olduğu ortaya çıktı. Öte yandan binanın altındaki berber dükkanında başladığı iddia edilen yangınla ilgili polis çok yönlü soruşturma başlattı. Kundaklama ihtimalinin de değerlendirildiği öğrenildi. Almanya'nın başkenti Berlin'in Eberswalde semtinde bir apartmanda meydana gelen yangında Türk bir anne ile henüz 5 yaşındaki oğlu feci şekilde can verdi. Yangının cumartesi akşamı binanın altındaki berber salonunda çıktığı belirtilirken, yangının hızla diğer katlara yayıldığı öğrenildi. Olayda Türkiye kökenli bir anne ile 5 yaşındaki oğlu hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı. Olay esnasında evde olmayan babanınsa işte olduğu öğrenildi. Bölge itfaiyesinden yapılan açıklamada itfaiye ekiplerinin olay yerine geldiğinde yangının tamamen binayı sardığı, bina sakinlerinin yangın merdiveni ve branda açılarak kurtarıldığı belirtildi. Görgü tanıkları ikinci katta oturan Türk anne ile oğlunun da pencereden çığlık attıkları ancak daha sonra alevler içinde kaybolduklarını söyledi. Öte yandan yangının çıkış nedeni hakkında polis soruşturma başlattı. Polis sözcüsü Roland Kamez, pazartesi olayın nedeninin her yönden araştırıldığını söyledi. Kundaklama ihtimalinin de göz ardı edilmediği açıklandı. Polis olayla ilgili bilgisi olan herkesi ifade vermeye davet etti. Evet, maalesef yine Almanya, yine yangın, yine Türkiye kökenli bir aile. Tabii binada birçok göç kökenli ailenin de yaşadığı ortaya çıktı. Bu yönde bilgi aldık. Şimdi yangınla ilgili araştırmalar devam ediyor. Binanın altında girişin bir tarafında bir döner dükkanı, diğer tarafında ise bir berber dükkanı olduğu belirtiliyor. Yangının şimdilik çıktığı yerin berber dükkanı olduğu belirtiliyor. Tabii soruşturma henüz çok yeni. Polisin yaptığı araştırmalar devam ediyor. Görgü tanıklarıyla ilgili de bir çağrı var polisin yaptığı. Biz de buradan bir kez daha onu hatırlatmış olalım. Eğer olayla ilgili şahit olan varsa herhangi bir görgü tanığı lütfen polisi arasın. Bu yönde bir çağrı var. Türkiye'nin Berlin Başkonsolosluğu'nun da yangını yakından takip ettiğini buradan vurgulayalım. Tabii bizi de derinden üzen bir facia. Olayın detaylı araştırması yapılıyor. Polis kundaklama ihtimali de şu an tabii gündeminde değerlendiriyor. Bakalım ilerleyen dönemde bununla ilgili nasıl bir detay ortaya çıkacak. İlerleyen saatlerde diyelim bununla ilgili yeni açıklamaların olmasını bekliyoruz. İnşallah biz de bu açıklamalar gelince sizlerle paylaşacağız. Biz de bu olayı yakından takip ediyoruz. Şimdiden anne ile o küçük yavrumuza da Allah'tan rahmet diliyorum. Geçelim sıradaki gelişmeye. Almanya'da koronavirüs vakaları yeniden artışta. Geçtiğimiz yıllarda tüm dünyayı eve kapatan virüsün son dönemde hızla artması
yerel idarecileri endişelendirdi. Sağlık uzmanları mecbur olmasa da maske kullanılmasını ve risk gruplarında kişilerin de aşı olmasını öneriyor. Geçtiğimiz yıllarda tüm dünyayı eve kapatan ve dünyada milyonlarca kişinin hayatına mal olan koronavirüs, havaların soğumasıyla yeniden artışa geçti. Aşağı Saksonya Eyalet Sağlık Dairesi koronavirüs vakalarında son haftalarda endişe verici bir artış gözlemlendiğini açıkladı. Koronavirüs vakalarındaki artış üzerine bir açıklama yapan Aşağı Saksonya Sağlık Bakanı Andrea Filippi, yükselen vaka sayılarına karşı vatandaşları uyardı. Virüsün yapısının büyük ölçüde değiştiğini belirten Filippi, artık hastalığın daha hafif semptomlarla seyrettiğini söyledi. Bugün koronavirüse yakalanan bir kişinin genellikle birkaç gün süren burun akıntısı, hafif öksürük ve baş ağrısı yaşadığını, ancak buna rağmen birçok kişinin hastayken işe gitmeye devam ettiğini belirterek bu durumu kesinlikle onaylamadığını da ekledi. Aşağı Saksonya Eyalet Sağlık Bakanı maske kullanımının zorunlu hale getirilmesinin şu an için gerekli olmadığını, ancak özellikle kapalı alanlarda maske takmayı önerdiğini söyledi. Sağlık Bakanı risk grubunda olanları da yeniden aşı yaptırmaları tavsiyesinde bulundu. Evet, yine gündemimiz korona. Tabii geçtiğimiz yıllarda korona neredeyse her gün gündemin birinci maddesiydi. Neyse ki gündemimizden düştü, ancak havaların soğumasıyla yeniden gündeme gelmeye başladı. Sağlık Bakanı'nın da bu noktada aşı ve tabii maske çağrısı var. Aşı ile ilgili Almanya'da ve tabii ki dünyada çok yoğun tartışmalar devam ediyor. Aşı sonrası tazminat talebi isteyenlerin sayısı bir hayli fazla. Aşıdan sonra kalıcı bir sağlık sıkıntısı yaşadığını iddia edenlerin sayısı bir hayli fazla. Onun için tabii bu öneriyi ve bu çağrıyı da ben önemli buluyorum. Bu noktada izleyicilerimizin düşüncesini de açıkçası merak ediyorum. Aşı ve maske konusunda yeniden böyle bir durumda maske takıp aşı olmayı düşünür müsünüz? Siz de lütfen yorumları bizimle paylaşın. İzleyicilerimiz bu noktada ne düşünür? Biz de onu bir görmüş olalım. Tabii geçtiğimiz günlerde yine hem Türkiye yollarının biletleri hem kiralarla ilgili yaptığımız haber sonrası birçok yorum gelmiş. Şöyle yorumlara kısaca baktım. İzleyicilerimizin büyük çoğunluğu kiralık evlerin çok yüksek olmasından, fiyatların çok yüksek olmasından şikayetçi Almanya'da. Yine Türkiye yollarının biletlerinin daha da ucuz olmasını isteyen var. Birçok izleyicimizin de bize yaptığı bir çağrı var. Mesela Bekir Ceylan isimli bir vatandaşımız, bir izleyicimiz. Türkiye'den emekli maaşı ne zaman alınacak demiş. Öyle bir çağrısı var. Hem Türkiye'de emekli olanların Almanya'da çalışıyor olması noktasında galiba. Geçtiğimiz seçim döneminde de yurt dışındaki Türklerle ilgili bir seçim vaatleri arasındaydı malum. Türkiye'de emekli olup yurt dışında çalışma sürelerinin artırılmasıyla ilgili bu noktada gelen yorumlar ve talepler var. Biz de onları buradan iletmiş olalım. Siz de yorumlarınızı bizlerle paylaşmaya devam edebilirsiniz. Şimdi Almanya'da yaşayan Türkleri yakından ilgilendiren bir gelişmeyle devam edeceğiz. Almanya seçim atmosferine yavaş yavaş giriyor. Gelecek Eylül ayında yapılacak seçimler öncesi iktidar ortakları da son projelerini hayata geçirmek için yarış içerisinde. Koalisyon ortakları SPD, Yeşiller ve FDP, özellikle emekliler ve çalışanları yakından ilgilendiren reform paketlerini seçim öncesi hayata geçirmek istiyor. Almanya'da koalisyon hükümetinin önünde çok fazla zaman kalmadı. Ancak SPD, Yeşiller ve FDP, emekliler, kreşler ve çalışanlar için büyük planlar yapmaya devam ediyor. 2025'teki genel seçim kampanyası şimdiden başladı ve seçim Eylül ayında yapılacak. Koalisyon hükümeti dağılmazsa partilerin hala tamamlaması gereken birçok proje var. Başbakan Olaf Scholz, SPD'yi bir kez daha genel seçime götürmeyi ve ikinci bir dönem için görevde kalmayı hedefliyor. SPD özellikle emekli maaşlarının güvence altına alınması, istihdamın artırılması ve daha yüksek maaşlar konularına odaklanıyor. Yeşiller Partisi ise kreşlerin kalitesini artırmayı, büyümeyi teşvik etmeyi ve iklim korumasına öncelik vermeyi planlıyor. Ayrıca büyümeyi desteklemek için yeni teşvikler sunulacak ve emeklilik yaşının üstünde çalışanlar için prim ödemesi yapılacak. FDP ise özellikle ekonomi politikalarına ve emeklilik sistemi reformlarına odaklanıyor.
FDP'nin en önemli projelerinden biri nesil sermayesi adı altında yeni bir emeklilik fonu oluşturmak. Bu fon 2030'ların ortalarına kadar emeklilik sistemini desteklemek için kullanılacak. Evet, bu konudaki yorumlarınızı açıkçası çok merak ediyorum. Malum Almanya'da hükümet çok tartışılıyor. Özellikle Başbakan Olaf Scholz'un politikaları çok tartışılıyor. Şimdi Almanya bir seçim dönemine giriyor. Siz hükümetin bugüne kadarki attığı adımları nasıl bulursunuz? Lütfen bu konuda da yorumlarınızı bizimle paylaşın. Tabii birçok konuda hükümetin attığı adımlar eleştiriliyor. Mesela işte emeklilerle ilgili olsun, çalışanlara yönelik olsun, sosyal yardımlar olsun, verdiği vermediği sosyal yardımlar olsun. Bu noktada Olaf Scholz da Almanya'nın neredeyse anketlerde görevdeyken en düşük tercih edilen başbakanlarından birisi konumunda şu anki anketlerde. Sizin bu noktadaki görüşünüz nedir? Lütfen bizimle paylaşın. Bu konudaki görüşlerinizi açıkçası merak ediyorum. Şimdi hepimizin masalarında olan, özellikle korona döneminde satın almak için insanların birbiriyle yarıştığı bir ürünle devam edeceğiz. Eyüp Sabri Tuncer kolonyaları. Kolonya aslında. Ancak kolonya deyince de Türkiye'de birçok kişinin aklına gelen marka Eyüp Sabri Tuncer malum. Şimdi Eyüp Sabri Tuncer kolonyaları Avrupa'da yasaklandı. Avrupa Birliği Eyüp Sabri Tuncer marka kolonyalarının içerisinde yasaklı maddeleri tespiti nedeniyle bu kolonyaları toplatma kararı aldı. Bu maddelerin cilt hassasiyetine neden olduğu, üreme sistemine ve doğacak çocuğa zarar verdiği iddia ediliyor. Ancak şirketten yapılan açıklamadaysa Avrupa Birliği'nin söz konusu maddeyi 2022 yılında yasakladığı ve o tarihten itibaren bu maddenin Eyüp Sabri Tuncer kolonyalarına zaten konulmadığı belirtiliyor. Avrupa Birliği, Türkiye'nin köklü kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer'in Mart 2022 öncesinde üretilen bazı ürünlerini toplatma kararı aldı. Avrupa Komisyonu'nun açıkladığı bilgilere göre Mart 2022 öncesi üretilen bazı Eyüp Sabri Tuncer kolonyaları BMHCA maddesi içerdiği gerekçesiyle toplatılıyor. Bu madde Avrupa Birliği kozmetik düzenlemelerine göre üreme sistemine zarar verebileceği ve cilt hassasiyetine yol açabileceği için yasaklılar listesine alındı. Avrupa Birliği yetkilileri bu kararın ardından ilgili ürünlerin hızla raflardan çekilmesini talep etti. Toplatma kararı Eyüp Sabri Tuncer'in Bodrum mandalinası, klasik limon ve tütün gibi geniş çapta sevilen ürünlerinin yanı sıra Love Kisses ve Wild Beauty gibi özel serileri de kapsıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Eyüp Sabri Tuncer Yönetim Kurulu Başkanı Engin Tuncer, markanın haksız yere hedef alındığını savundu. Tuncer, bu yasaklı maddenin 2022'ye kadar dünya genelinde serbestçe kullanıldığını vurguladı. Tuncer, o dönemde bu ham madde uluslararası standartlara uygundu. Bugün yasaklanması, geçmişteki üretimleri karalamamalı diyerek duruma tepki gösterdi. Ayrıca 2022 sonrası üretilen ürünlerde bu maddenin kullanılmadığını belirtti. Hepimizi yakından ilgilendiren bir gelişme. Tabii kolonya özellikle biz Türkler arasında çok sık kullandığımız bir dezenfektan ürünü. Bugün bile benim masamda kolonya var. Çalıştığım masamda. Bugün masamdaki kolonyayı alıp arkasındaki o içindekileri okuduğum zaman o yasaklı maddenin o kolonyada olduğunu da gördüm. Tabii 2022 öncesi üretilen bir üründü. Şimdiye kadar bu ürünün yasaklandığı ile ilgili bizim de haberimiz yoktu. Hem bizim haberimiz olmuş oldu hem de sizlerle paylaşmış olduk. Tabii önemli bir iddia. İnsan sağlığı açısından da gerçekten çok tehlikeler içeren bir maddeymiş. Onu da bilmiyorduk. İlerleyen dönemde bakalım bununla ilgili şirket nasıl adımlar atacak. Tabii 2022 öncesi ürünlerden bahsediliyor. Zaten 2022 sonrası şirket bu maddeyi ürünlerine yerleştirmediğini belirtiyor ki bizim de tespitlerimiz 2022 sonrasındaki kolonyalarda bu maddenin olmadığı yönünde. Avrupa Birliği de zaten bu maddeyi 2022 yılında yasaklamış. Tabii öyle de bir aslında bir kafa karışıklığı söz konusu. Yani toplatılan ürünler Eyüp Sabri Tuncer'in 2022 sonrası imal ettikleri değil, 2022 öncesi, onu belirtelim. Bu noktada da tabii şirketin yaptığı bu açıklamayı da sizlerle paylaşmış olduk. Şimdi Almanya'da yağlı güreşleri getireceğiz ekranlarınıza. Almanya hafta sonu İslam Toplum Milli Görüş Marl Şubesi tarafından düzenlenen önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Marl şehrinde Aileler Günü ve 15. Yağlı Güreşler düzenlendi. Çevredeki tüm şehirlerden gelen binlerce seyirci önünde gerçekleştirilen güreşler yoğun çekişmeye sahne oldu. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ
Almanya'da hafta sonu binlerce kişi Marl'da düzenlenen Aileler Günü, Kültür Şenliği ve 15. Marl Yağlı Güreşlerinde bir araya geldi. Ben bu bağlamda bu güzel etkinliğe katkı sağlayan başta Marl Cemiyet Başkanımız Ali Özbay Başkanımıza, geçmişte diğer başkanlarımıza, Celal Romanoğlu kardeşimize bu güzel etkinliği buraya taşıdığı için, emek sarf ettiği için ayrıca bölgemiz adına teşekkür ediyoruz. İslam Toplumu Milli Görüş Marl Şubesi tarafından Marl'da geleneksel olarak Aileler Günü, Kültür Şenliği ve 15. Marl Yağlı Güreşleri düzenlendi. 15. Marl Yağlı Güreşlerimize tüm katılımcılara hoş geldiniz diyoruz ve yine bizleri ekranlar başında seyreden tüm seyircilerimize de saygılar sunuyoruz. 15. Yağlı Güreşlerimiz Türkiye'mizin de desteğiyle, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanımızın da katılımıyla ve onların yine güreş ağımızın destekleriyle bugünlerde daha etkili bir hale geldi. Yöresel ve sosyal derneklerin de standlarını açtıkları etkinliklere vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Burak Gazi, Türkiye Cumhuriyeti Hatay, Almanya. Almanya'da Türk toplumunun yoğun olduğu Marl şehrinde düzenlenen yağlı güreşlere Türkiye'den ve Avrupa'nın dört bir yanından güreşçiler katıldı. Büyük çekişmeye sahne olan 15. Marl Yağlı Güreşleri müsabakasında İsmail Balaban baş pehlivan oldu. Bugün burada 15 yıldan beri başarılı bir şekilde organize edilen güreş etkinliklerine ve festivaline geldik. Bu bağlamda özellikle bu muhteşem organizasyonu yapan başta komite başkanımıza, cemiyet başkanımıza, tüm fedakar gençlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Gerçekten gurur duyacağımız hem milli bir sporumuzun, sporun kardeşlik, birlik, tanışma, kaynaşma olduğunu en güzel şekilde gösteren bir etkinlikte bulunmadan dolayı özellikle mutluluk duyuyorum, tebrik ediyorum. Bu yılki etkinliğe İslam Toplumu Milli Görüş Genel Başkan Yardımcısı Murat İleri'nin yanı sıra Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Marl Belediye Başkanı Werner Arnıt, 664. Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'le birlikte çok sayıda davetli katıldı. Hafta sonu biz de yağlı güreşlerdeydik. Gerçekten yoğun da bir ilgi vardı. Biz de buradan kazanan kardeşimizi tebrik edelim. Bu haberle de bugünlük yayın bültenimizin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.